Hacı abi hoş geldin, gel. Mal bu. Bak, 2011 model Hyundai i20 Muayyer. Yine galerici moduna girdi. Ya, konuya gir kardeşim, tamam. Konuya ya. Hayret. Şimdi bu Kore grubu araçların 1.4 özellikle dizellerinde rölanti dalgalanması oluyor. Biraz eski yiyince. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadım ben. Bayağı bir hani sağa sola... Rölanti valfi mi bozuk? Rölanti valfi bozuk dediler. EGR sıkıntılı dediler. İşte ne bileyim enjektör dediler. Dediler. İş 3 harfliye kadar gitmiş, pin bozulmuş. Yani ufacık pin? Bir pin bozulmuş. Şimdi hemen gösterelim neymiş ne değilmiş. Gelin benimle. Geldik. Evet, debriyaja bastık vites değiştirmek için. Bakın. Arabanın içine kaçan 3 harfliler bizim yerimize debriyaja basıp basıp çekiyor sanki ya da gaza basıyor. Evet, arızamız bu. Arızaya neden olan parçamız şu, çekmesi bayağı zor, burayı göstermesi debriyajın üzerinde olduğu için söküp göstermek zorunda kaldık. İşte arabayı silkeleyen, devirden devire sokan parçamız işte bu. Bu kadarcık basit bir parça. Debriyaja basıp, evet dalgalanmayı gördük tekrar. Vitesi boşa aldığınızda eğer bu arızadansa, yani bu parçanın arızasındansa rölantinin bu şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Bakın şöyle yeni ve eski parçayı yan yana koydum. Siyah parçaya baktığınız zaman uç kısmı siyah, ne kadar kısa olduğunu görüyorsunuz. Zaten olaydı o. İçerisinde küçücük bir yay, incecik bir yay kırıldığı için bu şekilde geride kalıyor. Ve switch her zaman normalde kapalı konumunda kalıyor. Araç da zannediyor ki debriyaja sürekli basılı. Ama debriyaja sürekli basılı değil. Debriyaja bastığınız zaman ve debriyajdan çektiğiniz zaman motorun üzerine binen yük değiştiği için işte bu müşür ya da switch, hangisini seviyorsanız oradan alacağı bilgi motor için çok önemli. Parçamızı değiştirdik. Şimdi hendeğe doğru yaklaşıyoruz. Debriyaja basacağız. Debriyaja bastık. Bakın herhangi bir rölantide dalgalanma vesaire hiçbir şey yok. Tekrar deniyoruz. Tekrar bastık ve frenle birlikte yapıyorum. Evet. Tekrar bir deneyelim. Biraz daha yüksek devire çıkartalım arabayı. Evet, debriyaja bastım. Debriyaja şu an ayağım basılı. Evet, sorun çözülmüş. 15 dolarlık bir parçayla... Dolar nedir ya? Sen dolarla mı maaş alıyorsun? Yok, dolarla maaş almıyorum ya, dolarla harcıyorum. Yani giderlerimizin tamamı dolarla olduğu için. Evet, 15 dolarlık bir parçayla arızamızı çözdük. Mutlu sonlu bir video diyebiliriz. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sosyal medyalarda bizi paylaşırsanız kanalımız daha çok kişiye faydalı olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Ben bunları ne